Nesip Sürmeli dosyasına devam edeceğim. Niyazi Bey'i bekleyeceğim vallahi. Geleceğim stüdyoya dedi. Yarın yine konuşacağız. Ama bir Metin'i alayım dedim stüdyoya. Metin'i annesiyle beraber tekrar. William sendromu olan Metin'ciğim burada babasıyla yüzleşiyor 2 gündür. Babasının ona hiç bakmadığını ve şu anda da hani hesap sormak istiyorum, yüzleşmek istiyorum diyerek gelmişti stüdyomuza. Annesiyle beraber üzüldük senin hikayeni dinleyince. Sonra babanın yaşadığı hayatı da biraz böyle bir garipsedik, ne yalan söyleyeyim. Çünkü bazı telefonlar da geldi babanla ilgili. Kendisi ben ona baktım, ilgilendim dedi ama sonra bir dün yok DNA testi istiyorum, yok o benim çocuğum değil demeye başladı bu sefer de. Yani biraz sıkışınca galiba nasıl daha rahat kaçabilirimin formülünü bulmaya çalıştı bence baban. Üzgünüm ama yani baban da sana karşı yani zamanında vermiş olduğu paraların o tutanağından başka pek bir şey yok yani Metin. Ben dün bunu gördüm. Fulya abla. Baban sana karşı biraz evet acımasız. Fulya abla. Burada herkesin içinde söylüyorum. Ben mücadeleme kaldığım yerden devam edeceğim. Çünkü tepkiler bu yönde. Ben bu yayında devam edemezsem bir şey birçok şeyi de açıklayamazsam kendimi çok üzgün ve mutsuz hissederim. Dün gece 8'e kadar 9'a kadar hiç uyumadım. Sabaha kadar hiç uyumadım. Niye uyumadın Metin? Yapılan haksızlıktan dolayı uyumadım. Babanın ağladım. Sana yaptığı haksızlıktan çünkü dolayı. Çok ağladım dün gece. Annem bilmiyor, görmedi annem benim ağladım. Odama kapandım, bayağı bir ağladım. Yani ben kendimi belli etmezsem yani bunda da yani ben hak gösterir. Çünkü ben burada haklı bir konumda olduğumu söylemek istiyorum. Burada iki kişiye bir selam göndermek istiyorum. Öncelikle Ayhan abime tekrardan selam göndermek istiyorum. Ve Öncel abime, beni destekleyen Öncel abime de sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Senin çevrendekiler özellikle İstanbul Bahçeli Evler senin arkanda zaten yani. Senin için çok güzel mesajlar benim, ve telefonlar geliyor. Ablamı bırakmamanızı istiyorum. Bunu çok istiyorum sizden. Tabii. Bugün baban hani dün buradaydı. Kaçtı. Ya kaçtı demeyeyim ama yani sen öyle yorumluyorsan öyle de. Ama ben dedi bir daha gelmem dedi hani. Benim açıklayacağım o kadar çok belge var ki bugünden itibaren her türlü belgeyi açıklamaya hazırım. Ve öyle bir deliller ispatlar sunacağım ki yani bu herkesin bilmediği deliller ispatlar. Ayhan abim bana birçok şeyi öğretmiştir. Ben onun nasıl delil ispat sunacağım babanla alakalı? Her şeyi sunacağım. Yani çünkü o kadar hazırlıklar içerisindeyim ki yani bunların Türkiye'nin ağzı açık kalacak. Metin kardeşim. Evet. Şimdi işin esası zaten 84 milyon izledi. Biz de izledik burada. Senin babanın sana gereken ilgiyi ve özeni göstermediği, gereken sevgi göstermediği konusunda bir delil göstermeye gerek kalmadı kanaatindeyim evet. Ben kendi adıma. Çünkü yani, zaten her şey ortadaydı. İzleyenler de öyle. Her şey ortadaydı. Ancak şöyle bir şey var. Sen akıllı bir insansın. Babanın tavrı, Can Bey'in tavrı sadece sana karşı değil. Yani bir kişiliği var Can Bey'in oturmuş. Evet. İnsanlara sevgi göstermesi imkansız gibi. Yani sevgiden anladığı şey senin, benim, başkaca insanların sevgiden anladığı şey değil. Bu yüzden hani babanın sana karşı özel bir şeyi yok bence. Onu bir şey hocam bir şey söyleyebilir miyim müsaade? Ya özel bir ilgisizliği yok. İnsanlara karşı genel itibarla ilgisiz bir hatta insan. Hatta biraz sonra bir canım. Telefon şimdi. Telefondaki isim söylemeyeyim ismini ama babanın en son eşi. Baban onu da bırakıp gitmiş. Onun Hüseyin da hocam, söyleyeceği bazı şeyler var. Ne demek istediğini daha iyi anlayacaksın. Burada bir şey söylemek istiyorum. Ben çünkü kardeşlerime diyorum ki yani kardeşlerim. Kardeşime diyorum ki beni destekleyin ki tabii bir şeyler elde edebilelim yani herkes adına yani tüm engelli kardeşlerime bunları ama zorla da sevgi alamazsın. Evet ben. Yani Metin bir yerden sonra da bazı şeyleri kabullenmeye geçmen lazım. Yok kabulleniyorum. Zorla sevgi olmaz çünkü. Ben o sevgi içten gelen bir şey. Yani doğurmak mesele değil gerçekten. Hani büyütmek, sevgiyi vermek midir esas bence anne babalık. Dolayısıyla sen babandan burada istersen 100 gün kal, istersen 500 gün. Yani karşındaki de tesir etmiyor. Baba değişmez. Anlatabiliyor muyum? Baba bak değişmez. Şimdi telefondaki hanımefendiyle ben bugün öğlen de konuştum. Babanın o son eşi. Alo. Bak.
Bak ona da neler neler yaşatmış. Alo. Alo. Merhabalar. Firuze. Merhabalar. Merhabalar. Evet, canlı yayındayız. Yani siz de çok şey yaşamışsınız. Sizi de bırakıp gitmiş anladığım kadarıyla. Siz biraz anlatır mısınız bize Metin'in babasının size ne yaptığını, neler yaşattığını? Bülent Hanım. Evet, dinliyoruz sizi. Size sonsuza kadar saygılarım. Sağ olun. Metin'in de gözlerini özelim. Sevim çok teşekkür Hanım, ediyorum. Sana saygı selamlarım sonsuzdur. Tamam. Sevgilerim sonsuzdur. Sağ olun Metin yavrum. Evet. Benim şöyle yaşadıklarım, ben kendim bilirim, kimse bilmez. Ben çok zor durumlar da geçirdim. Ne zaman terk etti sizi? Aralarında efendim? 35 yaş var bu arada. O dün bahsettiğimiz hanımefendi. Ben son eşi. Aynen. Şöyle bir şey. Ben evlendiğim zaman da aralarımızda 21 yaş vardı. Ha. Ben her şeyi resmi nikahtan sonra yaş durumunu, geri kaldı çocuklarını, yaş durumlarını ben sonradan anlamış insanım. O zaman zaten Türkçem de o kadar da yoktu. Ne yaşattı size? Tam olarak iki sene, 6 ay tam hayatımızı geçirdik. Ondan yani? Sonra 1,5 sene devamında git gel, git gel. İşte pandemiden dolayı beni kombileri açmıyordu. Kombileri açmıyordu? Yok, kışını açmıyor kombileri. Kışın. Bunu herkes bilir zaten. Kışın kombileri açmıyordu. Biz o yüzden de açmazdı, sen bize geldi. Sizde de mi açmazdı? Derdi. Niye açmıyordu? Bu adam dolapları, zengin demiştiniz. Dolapları kilitlerdi. Yemek yedirmezdi. Haklı. Haklı. Niye yemek yedirmezdi? Yedirmezdi. Fulya. Patates alırdı, onu haşlayın haşlayın yiyin derdi. Ay yapma ya. Tabii. Etleri iş yerindeki dolapta saklar, o kendi yerdi. Etleri. Firuze tabii. Firuze ne diyorsa haklıdır. Bana yaptığın aynısını Firuze yaptı. Salonun kapılarını bize açmazdı. Biz oturma odasında, oturma odası, banyo, mutfak, banyonun da banyo kısmına değil ufak lavabo kısmına girmemize müsaade ederdi. Yapar yani, doğrudur. Ya Allah'ını seversen bir parça yemeği sizden saklayan adam sana sevgi mi verecek? Biz şu 10 seneden beri mutluyuz bu yani dedim, ama işte bana, benim bana oğlum kızma baba yani. Ben dedi. Haklı söylüyorum. Yok ablam yok tamam. Haklısın da hani ben de sana... Yani karşımızdaki profili anlatmaya çalışıyorum. Şey, yani anladın mı? Bak kombileri açmazdı diyor. Aynı bak, şeyleri yaşadık diyor Selma yaşadık. Hanım. Başkanlığı boşalma istediği zamanında kendisi bundan 2019 senesinde istemedi. Ben boşalmam dedi. Boşalacak karım yok dedi. Hatta şeye baksanız da mahkememiz olacaktı. Hı-hı. Mahkemeden de şey geldi. Yasak koyuldu böyle 3 sene devamında karınızı... Şikayette bulunamazsınız diye beni suçsuz görüldüm. Beni suç duyurusunda bulundu. Ondan sonra yeniden bu ben ne diyebilirim ki? Çok bir şeylerimiz var. Ben yavaş yavaş işte bir gün baktım sabahtan eşyalarımı getirmiş. Çocuklarım kapısının önüne bıraktı. Hatta videoları da vardı. Ben telefonumu hırsıza çaldırdım. O yüzden orada gitti hepsi. Videolar da vardı. Kapımın önüne gelip işlerimi bırakıp sen olmasan başkasına evlenirim öyle böyle diye. Şimdi zaten bir başkasıyla berabermiş. Altıncıya gitmiş yani. Alır adam, alacak gücü de var. Şeysi de var. Alacak gücü vardı da size niye bir lokma ekmeği çok gördü yani? Yok bu benim para bir şey demiyorum. Ben şimdi zaten ben kendi kendimi idare et diyordu. Ben daire aldım. Bu dairem sana kalacak diyordu. Sivas'tan Zara'dan biz daire aldık. Dairem sana kalacak. Sen kendini idare et. Benden sen para sorma, bir şey alma derdim. Ben de tamam derdim. İşte yavaş yavaş uzaklaştırdı yerden beni. Pandemi de geldi ortada. Ondan dolayı ben yine de kendi kendimi idare ettim. Sağ olsun oğlum, kızım beni hiçbir zaman bırakmadılar. Fulya abla, Firuze ablama bir soru sorabilir miyim? Firuze ablama bir soru sorabilir miyim? Firuze ablacığım, ben sana bir soru sormak isterim. Tabii ki de müsaade buyurursan. Benim sana karşı hiçbir hatalarım oldu mu? Ne olabilir ki senin ona karşı? Metin, senin hiçbir zaman hatan olmadı. Canım evet. Beni. Gözlerimle öpüyorum. Ben seni çok seviyorum.
Seni ben gerçekten seni çok seviyorum. Bilirsin. Sen benim ablamsın, canımsın, yoldaşımsın. Vermeyin öyle, 20 lira verin. Çok ayız ya, çocuk değil ya. Ben kendim para veririm çok da sana. Neden babanla görmedi ilgini, ben biraz sana ilgi vermek istiyordum o zamanlarda. Ya yazık ya. Hemen ama baban dedikten çok da ben çıkamazdım o zamanlarda. Bilirsin babana. Peki. Firuze Hanımcığım, diğer hattı da bir telefonu da almak istiyorum. Senin halan hatta Metin'im. Ters çevirsene. Halan Gülsüm Hanım hattaymış. Ay canım halam benim. Ne canım? Ya. Halamın en güzel halaların en güzeli. Ay canım. En kıymetlisi, ay en canım. İyisi, en merhametlisi. Halam Gülsüm için Hala. Bunları söylemek Dur. İstiyorum. Gülsüm halacığım, selamlar. Selamlar, selamlar Fulya Hanım, selamlar. Canım halam, merhaba. Merhaba Metin, halan ölüp diriliyor kuzum. Sen biliyorsun ben sizi hep savundum, hep çok seviyordum. Niye oraya çıktın da 84 milyona bizi böyle şey yapıyorsun oğlum, sen bilmiyor musun? Hala rezil etmedim ki ben sizi, rezil etmedim ki ben sizi. Ya benden DNA testi isteyemez yani ya. Lütfen birazcık şey olalım, merhametli olalım, vicdanlı olalım yani. Oğlum biz biliyoruz ki sen bizim oğlumuzsun. Niye öyle yapıyorsun? Ben mecburum devam etmeye. Ben görüncemle konuşabilir miyim? Sen biliyorsun ben anneni de çok seviyorum. Mevlide. Seni de çok. Mevlide. Efendim yengem. Nasılsın yavrum? İyiyim, sen ne yapıyorsun, iyisin? Ben de iyiyim, işte buralardayız. İyi bir niyetle geldik. İşler çok sarpa sardı. Bizim amacımız kimseyi ezmek, üzmek değildi. Fakat abim biliyorsun dün Metin'e neler söylediği gibi ithamlarda bulundu. Ben seni her zaman severim, anneni, babanı. Bunu dile de getirdim değil mi? Evet, kayınvalidemi, evet. Kayınpederimi. Evet. Ama işler boyuta vardı. Ve biz de geri... Hayatım, sen biliyorsun. Ama ben sizleri seviyorum, biliyor musun? Siz abinizle konuştunuz mu? Yani niye bu durum böyle? Niye yok Metin... ben abimle aşağı yukarı bayramdan bu yana hiç konuşmamışım. Hiç telefon açmamışım. Ama niye böyle oldu? Bu duruma geldim. Buna çok çok üzüldüm. Onlar biliyorlar ben ne kadar hassas olduğumu, ben evet. Ne kadar onları sevdiğimi onlar biliyorlar. Halacığım, canım halacığım bak sen benim en kıymetli halalarımdan bir tanesisin bak. Bir şey sorayım ondan sonra. Mevlide, benim senin hangi konuya üzüldüğünü biliyorum. O konuyu önce ben açmadım, onu da bilmeni isterim. Ha. Ama tamam da kurban olayım. Anladım. Sen... Geldiğin zaman, yanıma ya, geldiğin yaptı. Zaman hep abimi suçluyordum ben. Ama suçluyordun. Ben çok çok üzüldüm. Gerçekten peki böyle sizin ne... abiniz, peki dümdüz sorayım, sizin abiniz yola gelir mi? Yani Metin... Gelmez mi? Gelmez. Çok doğru. Zaten adam 70 yaşına gelmiş. Şu saatten sonra bir insanın değişmesini beklemeyin yani. Metin'im sen de bekleme. Kurban oldum, ya sen ablacığım, de bekleme. Metin bundan abi. Sonra beklemeyecek artık. Evet. Ana oğul el ele vereceğiz, babayı unutacak. Başka çaresi yok değil mi? Siz aynı fikirde misiniz? Vallahi ben aynı fikirdeyim. Sineğin yağını hesaplayan, ısınma ve mutfak giderlerinden kısarak başka bir evlilik planı yapan insan gerçekten biliyor. Hala şu yaşta 6. evlilik diyor adam. Eski eşini daha boşamamış. 7. 8. de yapar. Yani 6'yı da alır, 7'yi 8'i de alır yani. Mesela bir durun, bu hanımıyla bir hem sakin, genç... elinizdekilerin bir kıymetini bilin Can Bey. Yani siz de ne kadar hızlı yaşıyorsunuz hayatım. Maşallah şu yaşa gelmişsiniz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.